Bırak beni. Yürü gidiyoruz. Bırak beni. O adamla evlenmene izin vermeyeceğim seni. Seni ilgilendirmez benim kiminle evleneceğim. Benim hiçbir şeyim seni ilgilendirmez. Sen kim oluyorsun? Bütünden ayrılacağım. Boşanacağım İffet. Her şey eskisi gibi olacak. Söz veriyorum ben sana. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Cemil. Kandırma kendini. O adamla evlenmene izin vermeyeceğim. Dur diyorum. Bırak dedim. İffet. Geleceksin. Yoksa seni de. Mahalleden gideceğiz İffet, yürü. Cemil saçmalama. İffet, evleneceğim seninle. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben seni sevmiyorum Cemil. Ben artık seni sevmiyorum. Anladın mı? Yalan söylüyorsun. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun İffet. Sevmiyorum. Kendine bir hayal dünyası kurmuşsun canım. İçinde savrulup duruyorsun. Ama hayat bu kadar kolay değil. Sen öğretmiştin bana. Hatırladın mı kurduğum günü? Ben Ali'yi sana seviyorum. Ve onunla evleneceğim. Ben artık seni sevmiyorum Cemil. Betül. Şu kocana sahip çık. Daha fazla rahatsız etmesin beni. Seni seviyormuş. Benimle sadece para için evlenmiş. Yeni mi öğrendin sen?
Sen bile biliyordun öyle mi? Bazen senin dışında herkes her şeyi bilir. Ama sen bir türlü göremezsin gerçekleri. Beni düşün. Bu bahçede seninle yaptığım son konuşmayı düşün. Senin Cemil'e aşık olduğunu, sizin evlenmek üzere olduğunuzu, benden başka dünya alem biliyordu. Cemil kimseyi sevemez. Boşuna perişan etme kendini. Hem sen bana demiştin ya, ağlayıp zırlamaktan başka ne yaptın Cemil için diye. Şimdi sen aynı hataya düşme bütün. Sızlanma böyle. Yazık. Hem o kadar masraf yaptınız. Müsriflik etme. Bu devirde insanın ailesinin alacağı en değerli armağan aslan gibi bir koca. Çek yularını. Getir dizinin dibine. Malın değil mi? Dayandı Cemil manyağı. Sürünsün böyle işte. Şimdi mi aklı başına geldi? Onun aklı başına gelmez Serpil. Daha çok tokat yiyecek o. Betül nasıl ağlıyordu bir görsen. Benim ne hissettiğimi, nasıl kahrolduğumu belki biraz olsun anlamıştır. Zavallı kız. Acıyorum vallahi. Ben hiç acımıyorum. Onlar bana hiç üzülmediler Serpil. Ben de onlar için üzülmeyeceğim. Ay tamam yeter. Vallahi içime afakanlar bastı. Ha. Konuşmayalım o uğursuzlardan. Ali İhsan Bey ne yapıyor kız? Asıl o taraftan haber ver. Sorma. Orada da işler hiç yolunda değil ki. Ali İhsan'la konuşmam lazım. Kızı Nil Londra'ya yeniden dönmek istiyor. Aa, niye? Rahat mı bakmış burada? Öyle deme ne olur. O kadar seviyor ki kızını. Nil bugün söyleyecekti kararını. Çok üzülmüştür herhalde. O zaman sen de git müstakbel kocana destek ol. Niye burada oturup benimle çene çalıyorsun? Hadi anacığım naş. Hadi ara bakalım kocan neredeymiş. İffet, bana bak. Sen bu adamla evleniyorsun ama onu seviyorsun değil mi? Ben şu anda kimseyi sevemem ki Serpil. Kimseye aşık olamam. Ali İhsan çok iyi bir insan. Vallahi benim tanıdığım en iyi insan. Ben onun için her şeyi yaparım. Yani elimden ne geliyorsa yaparım. Ama iyileşmiyor ki benim içimdeki yara. Kabuk bağlamıyor bir türlü. Ben unutamıyorum Cemil'in bana yaptıklarını. Hala aklımda bebeğim var. Hala aklımda Cemil'in beni terk edip gidişi var. Bütün ailesinin bana yaptıkları var. Güçlü olmam gerek Serpil.
yüzden evleneceğim. Benim daha soracak bir hesabım var. Gelemedim. Yani ben gelmek istemedim. Aslında gelmen de iyi oldu. Burada tatsızlık oldu. Ne oldu? Ya şimdi anlatıp da senin de canını sıkayım. Sonra konuşuruz. Bu akşam ne yapıyorsun? Buluşalım mı? Olur. Nereye geleyim? Senin gelmene gerek yok. Ben Aydın'ı yollar, seni aldırırım. Tamam. Hoşça kal. Sevmedin mi? Yok. Yani güzel. Hafif. Sen balık isterim demiştin. Ben de o yüzden bunu ısmarladım. İstersen değiştirsinler, başka bir şey. Yok. Benim fazla iştahım yok ondan. Yoksa vallahi çok güzel. Nimet ve Saima Hanım nasıllar? İyiler, sağ olun. Ya Saima Hanım artık eve dönmeli, biliyor musun? Bilmiyorum, sen mi konuşursun, ben mi konuşayım ama. Ben söylerim. Gel. Sağ olun. İffet. Ben seni sık boğaz etmek istemiyorum ama... bu düğün hazırlıklarını başlatsak mı? Olur, başlayalım. Beni çok memnun ettin. Öyleyse hemen, hatta yarın düğün için bir iki mekan bakalım. Ayrıca sen de gelinlik seçersin. Nil de sana yardımcı olur, ha? Nil vaz mı geçti? Dönmüyor mu Londra'ya? Anam. Yani Nil Londra'ya mı gidiyor? Konuşmadınız mı? Bana böyle bir şey söylemedi. Bugün babamla konuşacağım demişti. Yani... demek ki konuşmak istediği şey buydu. Peki sen ne söyledin? Çok kararlı görünüyordu yani. Alışamadım, yapamıyorum dedi. Daha yeni geldi bu kız. Kim aklına sokuyor bunları bilmiyorum ki. Efendim baba. Kızım, nereden çıktı bu Londra meselesi? Niye bana söylemedin? Niye önemsiz diye geçiştiriyorsun ki böyle bir konuyu? Bütün o engelmenin arasında anlatamadım. İpek mi söyledi sana? Evet. Hayır. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ve seninle bu konuyu konuşuyoruz, tamam mı? Ben biletimi aldım baba. Kızım, bu ne acele böyle? Daha yeni geldin sen. Öyle gerekiyor işte. Gitmek istiyorum. Hem dediğim gibi. Biletimi aldım, gidiyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Birazdan geliyorum oraya. Gelme baba. Gelme. Gerek yok. Nil, dediğimi dinle. Hiçbir yere ayrılma, geliyorum. Tamam mı? Fed, özür dilerim ama ben... Hadi. Hadi git, ne olur acele et. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Hayır. Sağ ol. Alo İfit. Ali, sen? Konuştun mu Nil'le? İkna edebildin mi? Kalıyor değil mi? Hayır, Nil gitti. Gerçekten mi?
Şimdi Aydın onu havaalanına götürdü. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sonra konuşalım mı lütfen? Tamam, nasıl istersen. Görüşürüz. Çayın soğuyor, gelsene. Ne iş varsa yaptım. Hala, ben gidiyorum. Aa, ne oldu kızım? Nereye bu saatte? İffet kızım. Sen baban çok üzülecek. Uçağımı kaçıracağım İffet. Neyin? Bak sen de gitmek istemiyorsun biliyorum. Onu yalnız bırakmak istemediğini de biliyorum. Hepsi o illet yüzünden, uyuşturucu yüzünden. Sen ne yapıyorsun ya, sussana. Tamam, anlıyorum. İyi bir insansın. Babamı da çok seviyorsun. Ona da inandım. Ama benim işime karışma. Bak ne güzel buraya beni yolcu etmek için de geldin. Ama artık benim işime karışma. Hadi kendi işine bak. Gitmene izin vermeyeceğim. Yeter be, bırak kolumu. Dur, ver şu bileti. Biletini de yırtacağım. Eğer bu çantanın içinde o illetten varsa hepsini de tuvalete dökeceğim. İffet! İffet! Manyak mısın? Delirdin mi kızım sen ya? Psikopat mısın? Ne savaşma? Tamam, tamam. Bak aldım dersimi. Hadi ver artık şu çantayı. Hem bak burası güvenlik görevlisi dolu. Şimdi gelecekler üstümüzü başımızı arayacaklar. Hadi. Anlaşıldı. Çantan dolu o pislikle. İffet ya! Aa, kabak tadı verdin sen artık. Bırak şunu. İffet bak saçmalıyorsun. İffet! İffet yeter artık, bırak şunu ya. Allah kahretsin, sakın sakın atma onu. Bırak diyorum. Ya kendini ne sanıyorsun sen ya? Kimsin sen ya? Dön. Bir kendine bak. Bir haline bak. Küçücük bir torba için düştüğün duruma bak. Bak. Benim senden birkaç yaş küçük bir kız kardeşim var. Okuyabilmek için kendini parçalıyor. Sen ne yapıyorsun? En güzel okullarda okuyup
Babanın bütün imkanlarını kullanıp hayatını heba ediyorsun ve... Yazık değil mi sana? Yazık değil mi babana? Ben bırakmak istemiyor muyum sanırım? Neden gittiğimi zannediyorsun? Ben babamdan hiç ayrı kalmak ister miyim? Ben babamı çok seviyorum. Sen bunu biliyor musun? Gitmek istiyorum. Çünkü babama rezil olmak istiyorum. O uyuşturucu kullandığımı öğrenirsin. Ah olur. Bir daha yüzüme bile bakma. Asıl kurtulmak için çaba göstermezsen, kaçıp gidersen, onu yalnız bırakırsan yıkılır baba. Nil, baban seni çok seviyor. Baban seninle gurur duyuyor. Yalnız bırakma baba. Gel kurtul bu Allah'ın cezası elinden. Hadi Nil, ne olur. Gitmedin mi? Gidemedim işte. Bırakmadı bu üvey annem olacak kadın beni. Ay rezil etti ikimizi de havaalanında. Bağırdı, çağırdı, ortalığı birbirine kattı. Gitmeyeceksin diye yeri göğe inletti. Kızım. Nil, gitmemene çok sevindim. Beni o kadar mutlu ettin ki kızım. Hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? Sen benim minik meleğimsin.